Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Çağrı hocanız. Bugün sizlerle çemberle uzunlukla alakalı klasik sorular çözeceğiz. Sorularımız kolaydan zora doğru olacak. Soruları görmek için sabırsızlandığınızı hissediyorum. Haydi o zaman başlayalım. Hemen ilk sorumuza bakalım. Arkadaşlar, soruları çözmeden önce size birkaç taktik vermek istiyorum. Çemberde uzunluk sorularıyla alakalı taktiğimiz şudur. Çemberde arkadaşlar, çemberin üzerinde noktalar var mı? Evet, onu bul. Sonra bir de merkezi bul. Nokta çember üzerinde noktaları bulacağız, merkezi bulacağız ve bir de kiriş varsa merkezden kirişe doğrular çekeceğiz. Haydi başlayalım çekmeye. Bakın, çember üzerinde noktalar var. Hemen merkezden bu noktaları birleştiriyorum. Birleştirdim. Aynı zamanda bunlar bizim yarıçapımız olmuş oldu. Peki bir de ne demiştik? Merkezden kiriş varsa kirişe de bir diklik indiriyoruz. Peki dikliğimizi indirdik. Diklik. Peki merkezden kirişe indirdiğimiz diklik ne yapıyordu? Bu doğru kiriş uzunluğunu ortadan ikiye bölüyordu. Bakınız, AB'miz çaptı. O zaman yarı çaplarımız 13 13 olduğunu görüyorsunuz. O zaman bunlar da yarı çap değil midir? Evet. Peki bize ne soruyordu? Merkezin CD kirişinin uzaklığını soruyor. Esasında bize buradaki noktayı soruyor. O zaman burası ne, noktayı derken buradaki doğru parçasını soruyor. O zaman bu bizim 5, 12, 13 üçgenimiz olacaktır. Cevabımız Denizli'dir diyoruz. Evet, ikinci sorumuzda da bir tane çeyrek çember verilmiş. Arkadaşlar, uzunlukları verilmiş. Hatta çeyrek çemberin bakın OB uzunluğunun, yani yarı çap uzunluğunun 25 olduğunu vermiş. Pekala, X uzunluğunu istiyor. Bakın, gene hemen dikkatimi çeken bir şey var. Bakın, burada çemberin üzerinde noktalar var mı? Evet, var. Hemen ne yapıyoruz? Merkezden bu noktaları birleştiriyoruz. Peki bu birleştirdiğimiz şeyde ne olmuş oldu? Yarıçap olmuş oldu. Yani burası da 25'tir diyebiliriz. O zaman bakın, şurada DOE üçgeni bir özel dik üçgene benziyor. Evet, 3, 4, 5 üçgeninin 5 katı halidir. 15, 20, 25 üçgenidir. Peki bunu hallettik. Gelelim diğer noktamıza. Onu da birleştirdiğim zaman burada da arkadaşlar bir üçgen ortaya çıkıyor. Acaba bir özel bir üçgen mi diye baktığım zaman yarıçapımız gene burası. OC'miz yarıçap olduğundan burası da yine 25 birim uzunluktadır. O zaman 7, 24, 25 üçgeni var benim hatırladığım. Evet, o zaman burası 24 olacaktır. Buranın 24 olabilmesi için 15'e 9 eklenmesi gerekiyor. Demek ki x'imiz 9'dur diyoruz gençler. Üçüncü sorumuza bakalım. Şimdi üçüncü sorumuzda da arkadaşlar merkez yok. Hemen merkezi buluyoruz. Çember üzerinde noktalarımız var mı? Var. Hemen ne yapıyorduk bunları gençler? Birleştiriyorduk. Hemen birleştirelim ya. Vakit kaybetmeyelim. Hop, bir buradan bir buradan. Bir de kirişe ne yapıyorduk? Merkezden bir dik indiriyorduk. Zaten bu şekilde bunu indirmiş. Yapacak bir şey yok bu noktada. Bakınız, AH uzunluğunun 8 olduğunu vermiş. Bakın, şurada bir dik üçgen oluştu mu? Oluştu. Peki Pisagor yapabilir miyiz? Yapacağız da hocam, şey, yarı çapı bilmiyoruz, şu kenarı bilmiyoruz. Bakın, şu kenara ben x diyeyim. Hepsi tamamı 8'de. O zaman burası 8 eksi x kaldı mı? Peki bu merkez burada çemberin üzerinde bir nokta. O zaman burası yarı çap olmadı mı? Evet, yarı çapsa o zaman burası da 8 eksi x şeklinde diyebiliriz. Çünkü burası da yarı çap. Ve burada Pisagor üçgeni yapmak istiyorum. Tamam hocam, yapalım. Hocam, ben şurada 4'ü gördüm. Acaba 3, 4, 5 üçgeni olabilir mi? Bir bakalım, belki olabilir. Burasını 3 yazdım, 4 yazdım. X'e 3 yazınca burası da 5 oldu mu? Evet, oldu. O zaman hakikaten 3, 4, 5 üçgeniymiş. O zaman x'imize ne kaldı? 3 kalmış oldu. Cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Evet, sıradaki sorumuz var karşımızda. Gene bakınız, merkezimiz belli. Çember üzerinde noktalar görüyorum. Hemen otomatiğe bağladık. Bunları ne yapıyoruz gençler? Birleştireceğiz. Hop, birleştirdim. Bunu da birleştirdim. Çok güzel. Peki başka neyi birleştirebiliyorduk? Bir de gençler şey birleştirebiliyorduk. Bakınız, kiriş varsa kirişe de dik indiriyorduk. Hemen bunu da gerçekleştireyim. Dikimi indirdim. Bakın, şurası 90 derece oldu. Peki dik indirdiğimiz zaman bu kirişi ne yapıyordu? DC kirişini ortadan ikiye bölüyordu. 21, 9'dan 30. Şu anda 30, o zaman 15, 15 parçalar ayıracak. O zaman burası 15, burası da ne olması lazım? 15 olması lazım. 15, 9'u buradaysa buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Aa, şurası da neymiş? 10'muş. 6, 8, 10 üçgeni oldu mu? Evet. Burada da arkadaşlar 8, 15, 17. Ana, bakın, yarı çapımız çıktı mı? Çıktı. Peki şöyle bir şey göstereyim. X'i istemiş. X nerede? Bakın şurada. Peki şurası tamamı bir neydi? Yarı çaptı. Bunun tamamının 17 olduğunu biliyoruz.
Şu kadarlık kısmımız 10 sa, o zaman buraya x'in olduğu yere ne kalmış oldu? 7 kalmış oldu. Cevabımız Bursa'dır diyoruz. Evet, 5. sorudayız. Gene çemberin üzerinde neler var? Noktalarımız var. Hemen işaretle, hiç unutma. Burada da merkezimiz var. Burası kare, karenin bir kenarı 4. O zaman buralarda 4, 4'tür diyebilir miyim? Şimdi bir yarım çemberin içerisinde bir kare oturtulmuşsa simetriktir arkadaşlar. Yani bu parça bu parçaya eşit olur. Bu parça bu parçaya eşit olacaktır. Simetrik olacaktır. O zaman burası 2, burası da 2 mi? 2. Hocam şeyi unuttun. Doğrular birleştirmeyi unuttun. Evet, doğru söylüyorsunuz. Hemen birleştirelim şunları. Birleştirdiğim an bakınız arkadaşlar burada dik üçgenler ortaya çıkmış oldu. O zaman 2 ve 4 ise burası ne geldi? 2 kök 5 olarak gelmiş oldu. O zaman yarı çapımız 2 kök 5 midir? Evet. O zaman burası da 2 kök 5 değil mi? O zaman bu kısımda bak buradan buraya kadar olan kısımda 2 kök 5. Ya bu arada bize neyi soruyordu? AB uzunluğunu soruyormuş. AB uzunluğumuz geldi mi? Evet. Cevabımız Adana'dır diyoruz. Evet, 6. sorumuzdayız. Hemen ne yapalım? Merkezi gösteriyoruz. Çember üzerinde noktalarımızı hemen şöyle gösterelim. Bunları hemen birleştiriyorduk değil mi? Birleştirelim hemen. Hiç şey yapma, hiç bekletme. Hop, elimizi korkak alıştırmıyoruz. Bir de ne yapıyorduk? Eğer kiriş görürsen merkezden kirişe de ne yapıştır? 90 derece yapıştır. Tamam, bu 90 derece, bunu da yapıştırdım. Bakın burayı 16 olarak vermiş. O zaman burası 8, 8 parçalanacak mı? Okey, parçalanacak. Bu arada bak şurada bakınız merkezden tam teğet değme noktası var. Buraya ne olacaktı? Burası da dik olacaktı. Burası dikse 90, 90, 90. Bak bunlar hepsi 90. Aha da şurası da 90 derecedir. O zaman karşımızda ne var? Tam bir adet dikdörtgen. Burası gençler 10 mu? 10. O zaman burası da ne? 10. Yarı çapımız 10 o zaman. O zaman burası 10 sa. Burası bakınız şu üçgende 6, 8, 10 üçgeni geldi mi? Evet geldi. Burası 6 ise gençler x'in ne olmasını bekliyorsunuz? O da 6'dır diyoruz. Cevabımız Edirne. Evet, 7. sorudayız. 7. sorumuz arkadaşlar biraz zor bir soru. Biraz şekli büyütmem gerekli. Hemen şuradan büyüteyim. Şuradan da ortalayayım. Biraz daha büyütmek istiyorum. Güzel bir soru arkadaşlar bu sorumuz. Zaten bütün seçenekler de aşağıda kalabilir. Bu şekilde yaptım. Evet, kalemimizi alalım. Şimdi soru da diyor ki bizden yarıçap istiyor. Yarıçapı vermiş ama yarıçap arkadaşlar bulabilmemiz için yarıçap nereden çıkar ya? Yarıçap merkezden çıkar. Bakın şuradaki noktaya şu rastgele şurası merkez olsun diyelim. Bakın kirişler görüyorsunuz. Hemen kirişlere ne yapıyoruz? Diklikleri indiriyoruz. İndirdim. Bir buna indirdim. Bir de buna indirdim. Peki bunu ne yapar? Ortadan ikiye böler. Peki bu kirişlerin uzunlukları belli mi? Bakın belli herhalde. AB bak. AB 10 artı 4'ten 14 oluyor. DC'de arkadaşlar 14 demiş. Çaktırmadan bu kirişlerin uzunluğunun eşit olduğunu hemen farkına varmış olduk. Madem kirişler eşitse arkadaşlar eşit kirinle merkezin merkez noktasının eşit kirişleri olan uzaklıkları da nedir bu arada? Eşittir. Peki ben bu diklikleri indirince ne olacaktır? 14 santimlik bu kirişler 7 7 bölünecek. Burası 7. Burası da 7. Öbür tarafta 7 olacak. Bakın şurası da 7 olmuş oldu. Şu kısmı bilmiyorum. Şu kısmı bilmiyorum ama toplamda 7 olduğunu biliyorum bunun. Bunlar tam orta nokta olduğunu söylemiş olduk. Peki arkadaşlar ben şöyle hemen yanda bir şekil göstermek istiyorum. Eski bir konu üçgende açılarla alakalı. Bir açıortayımız vardı. Açıortayımızın üzerindeki bir noktadan yanlara diklikler indirdiğimiz zaman bu diklikler ne oluyordu? Eşit oluyordu. Açıortaysa bu açıortayın üzerindeki bir noktada indirmişsek eşit oluyordu. O zaman şurada dikkatinizi çekecek olursa. Bak burada ne var? Bakın şurada şu noktadan bu tarafa ve bu tarafa inen diklikler nedir? Eşit. O zaman buradan gelecek doğrumuz ne doğrusu olacaktır? Açıortay doğrusu olacaktır diyoruz. Madem açıortay doğrusu, o zaman şuradaki açıyı ortadan 2'ye bölecek. Hemen şuradaki 30, buradaki açıya 30 diyeceğiz. O zaman 30, 60, 90 üçgenleri mi oluştu? Şuradaki açılarımızı 60 derece şeklinde söyleriz. Peki bak şurada 60'ın karşısında ne var? 3 var. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı ne olacak? Kök 3'e bölünmüş halde olacak. Burası kök 3. Burası kök 3 ise burası da kök 3 müdür? Evet. Peki bana ne soruyordu en son? Yarıçapı soruyordu. Al sana yarıçap. Tamam.
Burada şuradaki üçgende şimdi ne yapacağız? Pisagor bağıntısı yapacağız. Ben şu yarıçapa x diyelim. X'in karesi eşittir diyorum. Kök 3'ün karesi 3. 7'nin 2 de 49. Toplamları kaç yapıyor? 52 yapıyor. Kök 52 yani 2 kök 13'tür diyoruz. Doğru cevabımız. Evet. Zor bir soru yaptım. Valla alnım terledi diyoruz arkadaşlar. 8. sorumuza geldik. Bakın 8 soru nerede? 10 dakikada çözmüşüz. Evet, biraz daha hızlanmamız lazım. Bakın burada merkez yok. Dikkatinizi çekerse merkez yok. İyi, tamam. Peki karşılarında ne var? Kirişleri görüyoruz. Bu hem altında var hem üstünde kirişler var. Bu kirişler birbirine eşit boyda değil. Eşit boyda olsa şunları birleştirdiğimiz an şöyle dikdörtgen bile elde ederdik. Yani x'i bulmakta ne var o zaman? Burası 10'sa burası da 10'dur. O zaman x 7'dir derdik ama dc ile ab birbirine eşit değil. O zaman benim yapabileceğim şey şu anda şuralara kiriş görüyorum. Kirişlere diklikler indirmektir. Çünkü merkezden inen diklikler ne yapıyordu arkadaşlar? Tam ortadan ikiye bölüyordu. O zaman burası toplam 8 artı 2'den 10 değil mi? O zaman 5 5 bölmeyecek mi? 5 buraya, o zaman burası da 5 olacağı için buraya ne kaldı? 3 kaldı. Burada bakın bir dikdörtgen var. Dikdörtgense karşısında da ne var? 3 olması lazım. Burası yarı değil mi? Yani bu kısımla bu kısım birbirine eşit olmayacak mı? Bu kısım ne geldi? 6 geldi. O zaman buranın da 6 gelmesi gerekiyor. O zaman burası da 6'dır diyeceğiz. Bana ne soruyordu? X'i soruyordu. X de burası değil mi hacım? Şurası 6 artı 3'ten 9 olarak bulmuş olduk. Cevabımız Edirne. Hemen 9. soruya geçelim. Bakın neler eksik? Bakın çemberin üzerinde noktalar verilmiş. Hemen bunları belirle. Merkez yok. Bunları da belirledik. Hemen ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Hemen bunları birbirine eşitliyoruz. Tam bak merkezin karşısında kirişte var mı? Bunu da hemen yaptık. Burayı 90 diye gösterelim. Dik düşer ve burayı tam ortadan ikiye böler. Doğru mudur? Peki ana şurada bir dik üçgen oluşmuş. 60, 90. Burası da ne olacaktır? Şurası şu açımız 30 derece olacaktır. Bak ana 30'un karşısı da belli mi? 4. O zaman 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3 olmuyor mu? Tamam. 4 kök 3'ü de yapıştırdık. Benden ne istiyormuş bu arada? Yarıçap istiyormuş. Bakın şurada bir dik üçgen yok mu? Aha burası da dik. O zaman burada Pisagor bağıntısı yapacağız. Bakalım şöyle. Bakın bu 1'in karesi 1 ve 4 kök 3'ün karesi de 48. Topladığımızda kök 49. O da 7'dir diyeceğiz. Cevabımız Denizli diyoruz. Gençler 10. sorudayız. Benden OA uzunluğunu istiyor. Yani yarı çapı istiyor. Evet. Bakın merkez belli. Merkezin karşısında kiriş var. Hemen taktiğimizi uyguluyoruz ve buraya bir dik indiriverdik. Dik indirince ne yapacak bu kirişi? Ortadan ikiye bölecek. Burası 4 4 oldu mu? Bu arada dikli indirirken dikten dik indirdiğimi farkındayım. Ve hemen aklıma ne geliyor? Öklit geliyor. O zaman buradaki 4 ile buradaki 9'un çarpımı buranın karesi oluyordu. 4 ile 9 çarptık. 36. Demek ki burası ne oldu? 36 oldu. 36'dır. Neyin karesi 36'dır? 6'nın karesi. Ve buradaki üçgende de arkadaşlar Pisagor bağıntısı yapıyorum. Bakın 6'nın karesi 36. 4'ünki de 16. 36, 16 da 52 yapıyor. Kök 52 yani onu da kökten çıkartırsak 2 kök 13'tür diyeceğiz. Edirne cevabımız. Hemen 11. soruya gelelim. Gençler bu 11 var ya tam kazık. Şimdi sorumuza şöyle bir bakalım. Sorumuz da arkadaşlar. Hocam neresi kazık? Ya işte bak burada kirişler var. Kirişlere dikler indirdik mi? Tamamdır. Gençler ben denedim olmuyor. Hakikaten bu soru biraz gıcık. Onun için ne yapacağız? Merkezden tam gene çember üzerindeki şu noktamıza bir tane ne yaptık? Oradan yarıçap çektim. Yarıçapımı çekince burada buralar ne oldu? İkizkenar üçgenler oldu değil mi? Bunlar hepsi yarıçap, ikizkenar üçgenler. O zaman buraya ben A desem. Şurasına da A desem. Şuraya o zaman burada da ikizkenar üçgenler var. B oldu. Bakın şurasının 90 derece olduğunu görüyoruz. OABC bir dörtgendir. Madem dörtgen şurası 90'sa geride 270 kalıyor. O zaman 2A ve 2B'nin toplamı 270. O zaman A artı B'miz ne olmuş oldu? 135 olmuş oldu. Bakın şunu unutmayın. Şuradaki açımız ne gelecek? 135 gelmiş olacak. Ben soruyu biraz temizlemek istiyorum şimdi. O 135 kalsın istiyorum. Diğer kısımlar bizim için önemli. Şu işlemleri de hatta atalım gitsin. Şuradan bir tane kalem alayım. Peki ya da şuradan çizelim. Hocam 135. 135 ne işimize yarayacak? Gençler 135 özel bir açıydı değil mi? 135 görünce hemen dış açıdan gidiyorduk. Hemen dış açıyı şöyle çizdim. Bakın o zaman şuradaki açımız ne oldu?
45 derece oldu mu? 45. 45'i görünce ne yapıyorduk? Bir diklik indiriyorduk. Hemen karşısındaki kenardan şöyle bir dikliğimi indirmiş olayım. Orası da 45, 45, 90 üçgeni geldi mi? Evet, buraları 45'imizi yazalım. O zaman burası ne geldi? 6. O zaman burası ne oldu? 6 oldu. Hop, bir de şurayı da birleştirdik mi? Hocam ne yaptın sen ya? Evet, bunu da birleştirdiğimiz arkadaşlar. Bakın burası 2 artı 6 toplam 8 oldu. Burasının da 6 olduğunu görüyor musunuz? O zaman 6, 8, 10 üçgeni oluştu mu? Oluştu. Hocam şurası da nedir zaten eşit. Bunlar 45, 45, 90 üçgenlerimiz. O zaman A ise A ise burası A kök 2 oluyordu. O zaman ben bunu kök 2'ye bölersem buradaki kenarlarımı bulmuş olurum. Bunlar da 5 kök 2 diyoruz. Zaten benden yarıçapımız istiyor. Cevabımız Ceyhan. Oh. Gençler 12. sorudayız. Bu soruyu size iki yöntemle çözeceğim. Hangisi hoşunuza giderse bakın neler belli değildi? Merkez belli değildi. Çemberin üzerinde bir nokta var. Ne yapıyorduk? Bunları hemen birleştiriyorduk, değil mi? Şöyle birleştirebiliriz. Peki bu bir işimize yarayacak mı? Yaramayacak. Esasında onu boş yere birleştirmiş olduk. İsterseniz temizleyebilirim. Şöyle temizleyeyim. Kafamızı karıştırmasın. Oradan çünkü gitmeyeceğim. Buradaki hani kirişi gördük ve kirişi ortadan ikiye bölüyor da oradan gideceğim. Bakın burası 1 olduğu için burası 1 bölü 2, 1 bölü 2 şeklinde düşünebiliyoruz. Toplamda burası 1 olduğunu hemen şurada hatırlatalım. Peki burada bir dik üçgen oluştu. Peki şurası da arkadaşlar merkezden tam teğet değme noktasına dik midir? Diktir. O zaman buralarda ne oldu? İki tane dik üçgen var iç içe. Ben buradaki açı A dersem, B dersem A ile B'nin toplamı 90 oldu. O zaman burası A ise burası da bakın 90. O zaman buraya ne kaldı? B kalmış oldu. Şuralarda yarıçap olduğundan buraya K dersem burası da K olmuş oldu. Bu arada benden çapımı istiyor. Yani 2K'lık kısmı istiyor gençler. Peki o zaman benzerlik yapalım. Bakın burada 90'ın karşısında ne var? Bir tane K'mız var. Burada 90'ın karşısında 24 artı 1'den 25 var. Devam ediyorum. Peki B'nin karşısında ne var? 1 bölü 2'miz var. Büyük üçgende B'nin karşısında bakınız arkadaşlar 2K var. Ben burada içler dışlar çarpımı yaptığım zaman buradan 2K kare 25 bölü 2 çıkıyor. İç dış gene devam ettirdiğim zaman şu 2 yani bu tarafa attığım zaman 25 bölü 4. O zaman K değerimize ne geldi? Her iki tarafın kare kökünü alıyorsunuz biliyorsunuz. 5 bölü 2 geldi. Bana ne lazımdı? 2 tane K lazımdı değil mi? O zaman 2K'mız da 5'tir diyoruz. Bu şekilde çözmüş oldum. Bir de şu şekilde de çözebiliriz arkadaşlar. Demin verdiğim taktiklere uygun olduğu için oradan gittim. Bir de arkadaşlar ekstra bir şey. Bakınız şurada çemberin üzerindeki nokta aynı zamanda çapı gören bir açıya dönüştürülebilecek olursa. O zaman çapı gördüğünden dolayı burası ne olacaktır? 90 derece olacaktır. Burası da 90 değil mi? O zaman dikten dikilmiş. Ne olacak? Öklit kurallarını uygulayabilirsiniz. Bu arada şuranın da arkadaş şurada da bir dik üçgen var. Farkında mısınız? 7, 24, 25 dik üçgen değil midir? Evet, o zaman burası 7'dir. O zaman bakınız arkadaşlar gene burada Pisagor yapacağız. 1'in karesi ve 7'nin karesi ne yapar? Ne yapar? Çemberin çapı ne yapar? Kök 50 yapar. Kök 50 de 5 kök 2'dir. İki tane farklı sonuç buldum. Herhalde bir yerlerde hata yaptım gençler. Evet arkadaşlar soruyu inceledim ve bende hata yok. İki tane cevap var. İkisi de doğrudur. Siz de arkadaşlar kontrollerini sağlayabilirsiniz. Ama sorunun kendisi yanlış. Hemen onu da gelelim. Bakın şurası merkez değil miydi? Merkezdi. Burası ne oldu? Dik oldu değil mi? Teğet değme noktasına hemen burada çizilmiş. O zaman burası ne? Dik kenarlarımızdan bir tanesi ne? 25. Hipotenüs neresi oluyor? Hipotenüs de burası oluyor. Hipotenüs de 25 çıkıyor. Gördünüz mü? Dik kenar da 25, hipotenüs de 25. Hipotenüs daha büyük olması lazım. Sorunun kendinde bir yanlışlık var. Ondan dolayı iki tane farklı sonuç ortaya çıkıyor. Soru yanlıştır diyoruz. Sıradaki sorumuz 14. Arkadaşlar çemberin üzerinde bir D noktası var. Bu D noktasının bir ucu arkadaşlar bakın A noktasına çapın bir ucuna diğer ucunda arkadaşlar biz bu şekilde birleştirecek olursak ne olmuş olacak? Orada çapı gören bir çevre açı oluşmuş olacak. Dik açı olacak. Yani diklikten burada ne inilmiş? Diklik inilmiş. O zaman Öklit bağlantıları kullanılabilir gençler. AK'yi de bakınız burada 2 olarak vermiş. Hemen 2'yi yapıştırıyorum. 2 ile 6'nın çarpımı DK uzunluğunun karesini veriyordu. 12 yapıyor. Kök 12'di arkadaşlar. 2 kök 3'tür. Yalnız aklıma hemen benim burada bir şey geldi.
Bakın sizin de gelmiş olması lazım. 2, 2 kök 3. Bu oran sadece bir üçgende olabilir. 30, 60, 90 üçgünde olabiliyor arkadaşlar. O zaman burada şu açımız 30, bu açımız 60 derecedir yorumunu yapabilmemiz lazım. Çünkü 30'un gördüğü kenarın kök 3 katı kadar olması lazım. Burası 2 kök 3 olduğu için alfaya 60 kalmış olacak. Doğru cevap Denizli. 15. sorumuzdayız. Hemen bir tane çeyrek çemberimiz var. Şurası 90 demiş. Ya benim şu dikkatimi çeken şurada dik üçgenler var ya. Acaba bunlar eş ya da benzer olabilir mi diye. Hemen şuradaki açı kontrollerini sağlıyorum. A dedim, B dedim. A 90, buraya B. Yani A ile B 90 oluyor zaten arkadaşlar. Şurada da. Burada da B 90. Burasında ne kalmış oldu? A. Üçer açısı eşit. 90'ların karşısı bak. Bu 90'ın karşısıyla. 90'ın karşısında ikisi de yarıçap değil mi? Eş. O zaman bu iki üçgen abicim nedir? Eştir diyoruz. O zaman bakınız burada şu B'nin karşısında ne var burada? 6 var. O zaman buradaki B'nin karşısında da 6 olacak. Komple ne geldi burası? 8 geldi. O zaman 6, 8 şu üçgende 6, 8, 10 gelmiş oldu. O zaman yarıçapımız nedir? 10'dur diyoruz. Pekala. Benden ne istiyor gençler? X'i istiyor. Burada yani OC uzunluğu da bir adet yarıçap değil midir? O zaman bunun komplesi ne olması lazım? 10 olması lazım. O zaman X'in olduğu yere 2 kalacaktır diyoruz. Cevabımız Bursa. Evet, bizi ferahlatacak kolay bir soru en sonunda. Bakın çember üzerinde bir D noktası var. Merkezim de var. İkisini birleştir. Ne duruyorsun? Birleştirdim. Hem de oraya ne gelmiş arkadaşlar? Bakınız T değme noktası aynı zamanda. Kalemi ters tutuyormuşum. Bu T değme noktası olduğu için burası diktir. 30, 90. Burası ne kaldı? 60 kaldı. Tamam. Burası da yarıçap değil mi? Bak yarıçapı ne vermiş? 4 diye vermiş. Burası da yarıçaptır. 4'tür. O zaman 30'un karşısı 4 ise ne olacaktır? 90'ın karşısı komple 2 katı 8'dir diyoruz. Şu kısımda 4 değil mi? Yarıçap. O zaman buraya ne kaldı? X'e 4 kaldı. Cevap Bursa. Evet, 17. sorudayız. Testimizin sonuna doğru geldik. Evet, güzel bir soru arkadaşlar. Bugün güzel bir sorumuz var. Bakın çemberin üzerinde bir ne var? E noktamız var. Bir de merkezimiz de var. Hemen birleştiriyorum. Hemen çok güzel birleştirmiş oldum. Pekala. Şimdi kalemi alalım. Elimize gene ters tutmaya başladım. Artık videonun sonlarına doğru. Bakın arkadaşlar burası 90 derece diye düşecek mi? Düşecek. Değil mi? Teğet noktasına. Şurası da hocam teğet noktası değil mi? O zaman burası da 90 derece. Ana iki tane teğet noktası. Bakın burası 5 ise burası da ne olacaktır? Bu arada 5 olacaktır. Bu arada ABC bir dik üçgen çıkmış oldu gençler. Hatta şu 90'ın gördüğü kenarda 6'dır. O zaman şurayı da peşin peşin bulsak mı acaba? 30 Pisagor bantısı yapıyorum. 6'nın karesi 36'dan 5'in karesi 25'i çıkardığımda 11 kalıyor. Kök 11 diyoruz buraya. Pekala benden neyi sormuş? Çemberin yarıçapını. Çemberin yarıçapına R dedim. Burada R diyecek olursam. Bakınız arkadaşlar şuradaki kısımda kök 11 eksi R olacak mıdır? Evet, al sana dik üçgen. Haydi o zaman Pisagor yapalım. O zaman hipotenüsümüz neydi? Kök 11 eksi R'nin karesi eşittir. 1'in karesi 1 ve R'nin karesi. Şunu açalım. Kök 11'in karesi 1. İkisini çarpıp 2 katını alıyorduk. Ve ikincinin karesi R kare. 1 artı R kare. R kadar jorting gitti mi? Gitti. Şu vatandaşı bu tarafa alayım ki artı olsun. Şu 1'i de buraya alıyorum gençler. Aldığım zaman burada 10 oldu. Her iki tarafı da böldüğüm zaman 2'ye. Evet ve her iki tarafı da gene kök 11'e bölmüş olacağım. Jort gitti mi? O zaman R'miz kaç kaldı? 5 bölü kök 11. Baktık şıklarda yok. O zaman kök 11 ile genişletirseniz 5 kök 11 bölü 11 olarak bulmuş olacağız. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Evet, son sorudayız. Evet. Arkadaşlar bu soru için de sizlere iki tane farklı çözüm yapmak istiyorum. İnşallah bu soruda yanlış çıkmaz bu arada. Nedir? Neden iki farklı çözüm yapıyorum? Bakın arkadaşlar bir pratik çözüm var. Bir de hani ben size çözüm yolları öğretmiştim. Ne bileyim çemberin üzerinde nokta varsa işte merkez varsa bunları birleştir demiştim. İşte bunlardan faydalanmak için arkadaşlar bir çözüm daha yapıyorum. Bakın çemberin üzerinde ne evimiz var? Bir noktamız var. Bakın burada da hemen merkezimiz var. Teğet değme noktalarının arkadaşlar yarıçaplar ne olacak? Dik düşmüş olacak. Tamam. Hocam birleştiriyorduk değil mi? Evet, birleştiriyoruz. Hop birleştirdim gitti. Peki şurası yarıçapımız neymiş? 6'ymış. O zaman burası da 6. Burası da 6.
Peki her iki taraftan teğet değme noktaları var. O zaman burası 2 ise burası da 2 olmayacak mı? Aynı şey burası x ise burası da x şeklinde olmayacak mı? Olacak. Çok güzel. İyi gittik. Hocam bu bir deltoid olmadı mı? Deltoidde biz şunları çektiğimiz zaman açıortay olmuyor muydu? Bak her iki taraflı çift taraflı açıortay oluşmuş oldu. Oluyor. Evet açıortay oluyor. Bunlar açıortaydır gençler. Hatta ben şunu A, buraya A, buraya B, buraya da B de diyebilirim. Peki iyi güzel. Bakın E, A, B, C şeklinde bir dörtgen olarak düşünülecek olursak burası 90'dır. Burası da 90. Geriye kaldı o zaman 180. 2A, 2B ne olmuş oldu? 180. O zaman A artı B'miz ne gelecek? 90 gelecek. Madem buradaki A ile buradaki B 90'sa o zaman şuradaki açıda ne olacaktır? 90 olacaktır. Zaten burada teğet değme noktasına 90 derece düşmemiş mi? Evet. Dikten dik iniyoruz. Öklit yapacağız. O zaman ben h kare pk 2 ile x'i çarpınca 6'nın karesi olmaz mı? 6'nın karesi 36. O zaman 2 ile neyi çarparsam 36 yapar. 18'i x'imizi 18 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bir yolumuz daha var. Adı az sonra. Az sonra oldu. Evet. Hemen çözümüme geçiyorum. Hemen şuraları dik dik dedik mi? Dedik. Hocam ne yapacaksın ki? Bakın şurada bir dikdörtgen oluştursam ne olur yani? Olmaz mı kardeş? Evet. Hemen oluşturuyorum. Bakınız dikdörtgen yani paralel çizerek oluşturdum. Kendim oluşturduğum için bir sıkıntı yok. Burası 2 ise tam karşı tarafta 2 midir? 2. Burası 6. Buraya ne kaldı? 12 kaldı. Peki burası 2 ise deminki çözümde olduğu gibi burası da 2. Değil mi? Peki burası x ise buranın tamamı da x'tir demiş miydik? Evet, burası o zaman şu kısım x 2 ise buraya ne kaldı? X eksi 2 kaldı. Ve burada da arkadaşlar şurada bakın görmüş olduğunuz yerde de bir Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Burada hipotenüsümüz ne geldi? X artı 2. X artı 2'nin karesi hemen yazacağız artık. Ya da uyumlu bir özel dik üçgen bulursanız onu da yerine yazabilirsiniz. 12'nin karesi ve x eksi 2'nin karesi şeklinde yapıyorum. Açılımı x kare artı 4x artı 4 144 artı x kare eksi 4x artı 4 iyice pilim bitmeye başladı. Bakınız x kareler birbirini cart cart götürdü. Ne var? 4'ler birbirini götürdü. Değil mi? Ne kaldı ya? Şu eksi 4x'i bu tarafa atarsam 8x mi oldu? 8x 144. 144'ü 8'e bölerseniz kaç kalır ki? 16 mı kalıyor? 18 kalır. 18 kalması lazım. Evet 18 kalacak. Evet cevabımız nedir diyoruz? 18 diyoruz. Edirne. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum.